Böyle bir şarkı. Bravo, bravo. Bak şimdi çok güzel. Sinan sen ayağa kalktın. Bir sürü soru geldi şimdi Twitter'a. Evet. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Söyleyelim. Levneç'miş. Dur bakayım ismi neymiş? Levent Necla Akgül demiş ki Sinan Özen çok zayıflamış. Aşk acısı mı çekiyor yoksa? Sinan Özen zayıf mayıf değil. İkincisi Kurdele ne demiş? Kurdele demiş ki Sinan Özen çok zayıflamış. Biraz kilo alsın bence demiş. Ne güzel zayıflamış, ne güzel yaramış diyen var. Sinan Özen spor yapıyor. Mine de aynı şekilde zayıflamamış. Kilosu neyse yani atıyorum 18 yaşında neyse şimdi de aynı. Ben 73 kiloyum. Hep 73'ümü koruyorum. Şimdi böyle zayıf görünüyor. Bana hep aynı şeyler tekrarlandığı için zayıf değilim arkadaşlar. İyiyim, iyiyim. Efendim biz Ozan Orhan'ı yakından gördükten sonra... En son halini gördükten sonra Sinan bayağı... sevgili Ozan'cığım sana da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Sen bayağı bir obez duruyorsun onun yanında. Yapma ya, o kadar yani. O kadar şöyle bak bacağı bu kadar kalmış. Ben ne yapıyorum? Ama o bir şey... Sinan'a hep ne yapıyorum gelince şey Sinan'a diyorum Ozan'a. Ozan'a hep aynı pis numara yapıyor. Ne yapıyorsun? Ya içimden öyle geliyor. Diyor ki Ozan bir kalksana şöyle bir yan yana duralım diyor her seferinde Ozan. Kendini biraz daha iyi hissediyor Gülşen. Daha kötü. Ama gerçekten hep böyle. Ama bilinçli, planlı falan değil. O zaman diyorum bakıyorum çok zayıflamış çünkü. Biz böyle bakıyoruz. Bir şey kelepçe falan mı? Çocuğun morali bozuluyor zaten. Bir sağlıksız zayıflama. Geçenlerde gazetede de okudum. Bu. Beni şu kadar. Benden zayıf. Yani o çok onu sağlıklı bulmuyor. Yani sporla zayıflamak yani fit olmak, sıkı olmak bence önemli. Sen hep spor yaptığın için biraz daralmış. Evet hani insan toplar ya spor yapıyor. Daralıyorsun tabii. Bu sıcaklarda insan daralıyor. Yani. Sinan çok iyi olmuşsun. Bilmiyorum ekrandan nasıl görünüyor ama yakından gayet iyi görünüyorsun. Yüzün gözün de çok sağlıklı görünüyor. Teşekkür ederim. Bir şey yapıyor musun? Doğru söyle. Bir formülüm var tabii. O da bende kalsın söylemeyeyim. Var mı gerçekten? Var tabii canım. Böyle bitkisel. Var bir şey ama bu sefer söylersem şimdi... Herkese yaramayabilir mi? Bu işi ciddi bir şey. Hayır onunla alakası yok. Bu işi ciddi şekilde yapan ürün firmalarına rakip çıkmış oluruz. Onun için söylemeyeyim. Canım sen... Sonra size söylerim içeride. Sağlıklı doğal bir şey yapıyorsun. Doğal her şey doğal. İşte güzel olanı o. Doğal, İlaç tabii, ve kozmetiğe karşı yok, bir şey söyle. Hayır. Efendim? Meyve sebze mi içiyor? Ne? Ya şimdi bunu söylerim bu kalsın ikimiz arasında sır olsun. Ama bir şey söyleyeceğim bu 90'lı yılların sanatçıların bir özelliği var. Donup kalıyor. Hiç yaşanmıyorlar hepsi donup kalıyor gerçekten öyle. Sizin güzelliğiniz teşekkür ediyorum. Neye bağlıyorsun bunu? Senin özel bir formülün var açıklamayacaksın. Açıklamam tabii ki olmaz. Doğru bulmuyorum onu açıklamayı. Bu doğru bilmiyorum. Yani böyle bir yiyecek içecek falan mı böyle beslenmenle ilgili mi? Tabii sağlıklı hepsi doğal. Her şey doğal yani. Karadeniz'den mi geliyor yemen içmen? Size özel söyleyeceğim onu içeride. Mesela Sinan seni ben hiç şöyle bir gece kulübünden çıkarken falan böyle dağıtmış vaziyet. Hiçbir kere bile görmedim. Çok teşekkür ederim. Yani bunu güzel bir şey söyledin herhalde. Yani dikkat mi ediyorsun yoksa şimdi, hani sevmiyor musun hayatı? Hayır ben son derece ya 25 yıl sahne yaptım. Sonuçta hayatım müziğin içinde gece program yaptım. Fakat şöyle bir şey var yani ben bir profesyonelim. Bu işi profesyonelce yapıyorum. Ve hani bazen işte senin özen ortalarda görünmüyorla alakalı şunu söylüyorum işte o ortalarda görünmediğin dönemde bu albümler çıkıyor. İşte bu 22 yıl böyle oluyor. Her yıl mutlaka en azından iki tane hit şarkın oluyor. Bunlar üreterek çalışarak işte oralarda çok fazla özel dostlarımın haricinde çok özellikle gidip her gece bunu yoksa yapan. Yoksa gece hayatında insanları eğlendirdiğin için sen eğlenmekten mi bıktın? Bıktım demeyeyim de yani onun da kendime göre bir sınırı var yani onu abartmamak yani bunun tadında çünkü özlemek lazım her akşam yaptığın bir şeyini tekrar bir özlem duyamıyorsun ona yani ona özlem duymalısın ona böyle gittiğinde hakikaten eğlenmelisin ama sırf görüntü olsun diye eğlenceyi ben aslında çok eğlence olarak kabul ben etmiyorum. Ben de yani. Hani sonuçta Gülşen gibi bekar bir adamsın bir gece kulübünden ne bileyim kızlarla çıkarken sevgilinle el ele çıkarken falan hiç böyle bir şey yok. Bir insan yakalanmak istemedikten sonra kimse yakalayamaz. Bu kadar özel yerlerin mi var yani? Efendim? Özel yerlerin mi var? Hayır, gayet de açık her yerdeyim yani. Sonuçta hiç öyle çok herkesin gittiği çok güzel yerlere gidiyorum. Ama bu biraz da kişinin kendisiyle alakalı bir şey. Yani sonuçta, karadan giriyor gece kulübüne, denizden ayrılıyor. Su altından gidiyorum, evet, tüple dalıyorum. Var ya öyle yapanlar. Hayır, bu demin de söylediğim gibi...
Elbette ben burada kimse yargılamıyorum da aslında, ama şöyle bir şey var. Benim de bir kız arkadaşım elbette olabilir. Onunla gidip eğlenebilirim, yemek yiyebilirim, çıkabilirim. Ama bunu medya anlamında, yani bu benim işime bir artı sağlasın diye, bunu hiç öyle bir adetim olmadı. Şimdiye kadar öyle bir şey yapmadım yani. Yapmayı da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü sesime, şarkılarıma, bestelerime güvenen bir adamım. Yani kendine özgüveni olan bir adamım desem çok... Aynen canım, ona da güven, kız arkadaşınla da görün. Ne olacak ki, o güvenini alıp götürmez ki seni. Ben gidiyorum ama göremiyorlar, onlara sorun artık. Onları ben bilemiyorum yani. Kaçırıyoruz. Bilemiyorum, tamam, biraz bakalım. Daha beni yakın takip almanız gerekiyor bu anlamda. Bak Sinan şimdi, evet. Yine ne demiş? Ne demiş yine? Kızlar, Sinan Bey'e söyler misiniz? İki kişinin bildiği sır değildir. Madem doğal yöntem, bize de söylesin. Biz de öğrenmek istiyoruz demiş. Onlar da senin gibi gençleşip güzelleşmek istiyorlar. En doğal hakları. Olabilir. Evet. Bir tek beni yıkalayım diyorsun. Yok canım, hiç alakası yok. Berrin de güzel söylemiş. Gülmek, eğlenmek, magazinden haberinizin olmasını isteyen arkadaşlar, Kanal Türk ikinci sayfayı açın. Gerçekten çok güzel gidiyor Sinan Özen'le. Çok teşekkür ederim. Harika ya. Senin sosyal paylaşım siteleriyle aran nasıl? Benim şimdi şu anda kendi sistem, resmi web sitem var. Oradan geçen yıl Facebook kaldırmıştım ama bu yıl tekrar, işte Twitter'ı da tekrar faal bir hale getireceğiz. Fakat tabii ki çok feci bir şekilde takip ediyorum desem, hani kendim işte bu tweet olayları falan, bunları çok... Aynı senin gibi bakıyorduk. Bak Müge de ben de nefret ediyorduk. Aynen. Böyle. Aynı nefret demeyeyim de ya. Yok yok, hayatta biz nefret ediyorduk. Açık açık söylüyoruz yani, nefret ediyorduk. Yani hayatta girmeyiz diye. Sonra bir sarıyor seni, bir sarıyor. Aman elbette, tabii ki. Ya teknolojiden geri kalmak son derece yanlış bir şey. Ama şöyle de bir şey var. Sanatçının biraz da kendine kalacak bir şeyler olması lazım diye düşünüyorum. Tabii. Zaten internet sistemde, web sistemde mesajlara cevap veriyorum, resimler gönderiyorum. Oradan konserlerimle ilgili, bir de şöyle bir şey var, cümlem yarım kaldı ama her yıl, her albüm çıktığında sistemi yeniliyorum. Bilmiyorum kim yapıyor bunu, bilemem ama ben her yıl albümle alakalı olarak siteyi baştan aşağıya çok ciddi, profesyonel arkadaşlarla çalışarak sistemi yeniliyorum. Ben biraz da böyle çok hani... Oraya gittim, şunu yaptım, bunu yaptım falan. Biraz ben bir şeyler kalsın ya, bir gizemlilik olmalı. Şu an Boğaz'da kız arkadaşımla birlikte Türk kahvesi içiyoruz. O kadar uzun cümleler. Yazıyorlar, bunları yapıyorlar. Toplantıyorlar. Öyle uzun cümleler değil şimdi, ama. Kız arkadaşımla ben Boğaz'da bir kahve içiyorumun özeli kaldı mı burada? İşte arkadaşlarımla diyeceksin. Efendim, arkadaşlarımla diyeceğim. O arada sen de haber alacaksın falan değil mi? Ay Sinancığım, gireceksin. Nereye gidiyorsan yazacaksın. Gizlin saçma. O zaman ben galiba sistemin dışında bir adamım. Herhalde ben incelenmesi gereken bir adamım. Sistemle savaşıyorum galiba farkında olmadan. Sistem şimdi neyi gerektiriyor? Sistem neyi gerektiriyor? Polemiği bir kere kesin gerektiriyor. Devam et. Ben şimdi bir şey ekleyeceğim. Böyle popüler insanlarla aşkı gerektiriyor. İki oldu. Sonra. Ne bileyim, Twitter'da artık. Lütfen bunları iyi dinleyin. Bakın. Dinliyor musunuz? Konuşuyor. Gamze Hanım, dinliyor musunuz? Twitter'da ne bileyim böyle ilginç pozlar verip ondan sonra onu sayfana yüklemeyi gerektiriyor herhalde. Türk yükünde, plajlarda erkeksen kız arkadaşınla yakalan, kız arkadaşsan bikinin yanlışlıkla düşsün falan, böyle şeyler gerektiriyor. Evet arkadaşlar, siz popüler olmak istiyorsanız albüm yaptığınızda bunlar mutlaka bu albümü besleyen unsurlardır. Benim gibi yapmaya kalkarsanız yorulursunuz, sizi çok yorar, dolayısıyla sabrınız tükenebilir. Ben o yönde çok sabırlıyım. Yani hiç öyle bir gazetede 3 gün görünmedim veya 6 ay görünmedim diye hiçbir zaman, ya yani bu 89'da da böyleydi. Hiçbir endişem olmadı. Yani böyle, çünkü biliyorum ki ertesi yıl güzel bir albüm yapacağım. Ona çok inanıyorum, güveniyorum. Ama bu kötü bir mesaj oluyor. Şu anlamda kötü bir mesaj oluyor. Hakikaten müzik sevda isteyen, aşk isteyen, tabii, meşakkat isteyen bir şey. Bu işe popüler olmak adına yaparsanız, bunları yaparsan iş çok kolay. Hayır aslında, çabuk bunları yaparsan, bunları da esprisine söylüyoruz. Bunları yaparsan... Ama doğru. Hayır doğru yani. İnan için dikkat çekersin ama değeri yok. Bak şimdi kimler neler yapıyor, bir ona göz atalım mı birlikte? Şimdi saydığın unsurları tek tek... Tek tek göreceğiz. Evet, peki, göreceğiz. Hatta daha azı var desek. Bu şekilde şimdi biraz önce sunulan maddeler açılacak tek tek. Bakalım efendim. Ben de yorum mu yapacağım? Evet. Evet. Yorum yapacağım. Peki. Ama zaten gerçek konuşacağım, her şeyi söyleyeceğim. Aynen, gerçek tamam konuşacaksın. Peki. Karadenizli tavrına ve damarına güveniyoruz bu konuda. Şimdi ilk haberimiz, tüm bunların ötesinde biraz üzücü bir haber. Allah'tan sonu üzüntülü olmadı. Manken Gözü'de duran ve kızı, minik kızı,
ölümden döndü.